Türk toplumlarını teşkil eden Amerint Beyaz Irk Melezi Ön Türkler, tarih sahnesine iki koldan Aral Gölü ve Tanrı Dağları çıkmış. Bu iki kol 3500-4000 yıl önce Ötüken'de birleşerek yeni bir toplum oluşturmuştu. Milattan önce 2000, milattan önce 1500'lü yıllarda ortaya çıkan bu toplum artık kendisine Türk demeye başlamıştır. Zira Aral'dan gelen Ön Türk kolu buraya göç etmeden önce kendilerine Türk demekteydiler. Aral kolundan gelen Ön Türklerin kendilerine Türk demeleri Tanrı Dağları'ndaki buluşmadan 1000 yıl önce başlar. Dolayısıyla Türklük kavramının kaynağına ulaşmamız için ilk kendilerine Türk diyen Arallı Ön Türk kolunun üzerinde yoğunlaşmamız gerekecektir. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. Arallı Ön Türkler tarih sahnesine milattan önce 8000'li yıllarda çıkmışlardı. Kuzeyden inen Amerintler ile Aral Gölü'nün yerlileri olan beyaz ırk mensubu bu iki toplum burada akrabalık bağı kurarak uzun yıllar yaşamış ve en eski Ön Türk toplumunun temellerini oluşturmuşlardı. Kendilerine henüz Türk demeyen bu toplum binlerce yıl yaşadıkları Aral Gölü, Hazar Denizi ve Doğu Kafkasya bölgelerinde müstakil yaşantılarına şartların gereği olarak medeni yaşama dönüştürmeye başladılar. Boylar ve aşiretler halinde yaklaşık 4000 yıl yaşayan bu toplumlar yaşamın kaynağı olan sulak bölgeler üzerinden göç hareketlerine giriştiler. Bu göç hareketleriyle birlikte ulaştıkları Mezopotamya'da yeni bir otoriter sistem inşa ettiler. Milattan önce 4000'li yıllarda geliştikleri bu göç hareketi ile dünya medeniyetinin temellerini atan Sümer Devletler Topluluğu'nun kurucu unsuru oldular. Sümerleri tek başına bir ülke ya da müstakil bir toplum olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Kuzeyden gelen Ön Türk kolları bu bölgede Mezopotamya'nın yerli unsurları ile birlikte yaşayarak teşkilatlı bir yönetim düzeni oluşturdular. Bu tarihe kadar Mezopotamya'da bir medeniyet kurulmamıştı ve belli bir toplumun vatanı olarak kabul edilmemekteydi. Daha önce devlet ve medeniyet tecrübesi olmayan bu toplumlar bir nevi Birleşmiş Milletler halinde kurallara dayalı, birbirleriyle iyi komşuluk ilişkilerini esas almış bir ortak yönetim biçimi oluşturdular. Tarihçiler günümüzde bu yönetime site devletleri adını verirler. Bu yönetim biçiminde her toplum kendi şehrinde yaşıyor, kendi kralı tarafından yönetiliyor ve diğer toplumların yönetimlerine karışmıyordu. Bunun yanında tüm Sümer şehir devletleri aynı dini inançlara sahip, aynı dili konuşan, aynı toplumsal kurallara ve birbirine çok benzeyen yaşayış şekilleriyle varlıklarını devam ettirmekteydiler. Bu yönetim biçimi binlerce yıl ayakta durmuş, medeniyetin temeli olan yazıyı keşfetmiş ve kullanmaya başlamış, toplum olarak güçlendikçe sayıları hızla artmıştır. Pek çok tarihçi Sümer Devleti'nin kurucularının Asyalı olduğunu kabul eder. Asya'dan göç ettikleri ve beyaz ırka mensup yuvarlak başlı brekisefal bir ırk olduğu kesin olarak tespit edilen Sümer toplumunun, Türk alfabesi ve Türkçe ile çok yakın bağda Sümerlerin Ön Türk kökenli bir devlete sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Kuzeyden inen Ön Türk toplulukları da bu site devleti içerisinde kurucu unsur olarak yer almış ve varlıklarını Sümer medeniyeti içerisinde devam ettirmişlerdir. Bu toplumun kendisine Türk demesi de Sümer site devletlerine katılmasından birkaç yüzyıl sonra gerçekleşir. Zira Sümerlerin son dönemlerinde Türkiye adlı bir şehir devletinin var olduğu ortaya çıkmıştır. Sümer devletini yıkan Akatların, Arapların ataları, kralı Naramsin, Sümer devletlerine açtığı savaşta mücadele ettiği şehir devletlerinin ve krallarının isimlerini yazıya dökerek kayıt altına almıştı. Bu kayıtlarda Türkiye adlı bir şehir devleti olduğu, kralının adının İlşu-Nail olduğu belirtilir. Hem ülkenin isminin Türkiye olması hem de kralının unvanının Türkçe olması bu şehir devletinin ilk Türk devleti olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Sümerlerdeki Türkiye adlı site devletinin varlığı ve halkının Türkçe konuşuyor olması bu toplumun ilk Türk devleti olduğunu ortaya koyuyor. Peki Sümerlerin son dönemlerinde varlığı kesin olarak ortaya çıkan Türkiye devleti ne zaman vücut buldu ve tarih sahnesine çıktı? Sümer araştırmacıları, Sümerlerin kurulduğu ilk dönemlerde Türkiye adlı bir şehir devletinin var olmadığını belirtiyor. Yani Sümerlerin ortaya çıktığı M.Ö. 4000'li yıllarda Türkiye adlı bir toplum yoktu. Aral boylarındaki Ön Türkler, Sümer devletinin kuruluşunda asli unsur olarak rol oynadığında kendisine Türk ünvanı vermemişti. Bu ünvanı birkaç yüzyıl sonra Büyük Tufan sonrasında edindiler. Sümerler, kurulduktan yaklaşık 1000 yıl sonra Mezopotamya topraklarında büyük bir tufan meydana gelmişti. Bu tufan, geniş bir coğrafyada etkili olmuş, çok sayıda insan sular altında kalarak ölmüş, medeniyetler ve şehirler önemli ölçüde yok olmuştu. Bulgulara göre bu tufan M.Ö. 3000 yılları civarında gerçekleşti. Zira tufana ait bilgiler tufanın Sümerler döneminde yaşandığını ortaya koymaktadır.
Tufandan ilk bahseden yazılı kayıtlar M.Ö. 2500 yılına aittir. Yani tufan M.Ö. 2500'lü yıllardan önce meydana gelmiştir. Sümerlerin yazıyı M.Ö. 3200'lerde kullanmaya başladığını ve pek çok yazılı eser bıraktığını düşünürsek, tufanın yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıllarında meydana gelmiş olduğu sonucuna varabiliriz. Bu tufan aslında pek çok kişinin bildiği Nuh tufanı olduğu iddia edilmektedir. Zira tufan ile ilgili destanlar, hikayeler ve kayıtlar, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Nuh tufanı ile bazı benzerlikler göstermektedir. Yaşanan tufan sonrası Sümer devletler topluluğu halen ayaktaydı ve güçlü bir yapıya sahipti. Düşünülen odur ki, Aral Gölü'nden Mezopotamya'ya inen Öntürkler, burada kurdukları şehir devletini tufan sonrasında yeni bir inanışa göre yeniden adlandırdılar. M.Ö. 3000'lerde yaşandığı düşünülen tufandan sonra Hazreti Nuh, çocuklarını toplumların başına lider olarak göndermişti. Arap tarihçilerin bu konuda yaptıkları araştırmalar oldukça ilginçtir. Bu araştırmaların sonuçları bize Aral Gölü'nden Mezopotamya'ya göç eden toplumların tufandan sonra kendilerine Türk unvanı verdiği gerçeğini ulaştırıyor. Nuh tufanına ait bilgiler hem kulaktan kulağa yayılan ve masallaştırılan efsanelerde, hem tarih araştırmacılarının elde ettiği muhtelif tespitlerde, hem Tevrat ve İncil'de, hem de Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen bilgiler, Hazreti Nuh'un oğullarından yeni nesiller türediğini belirtiyor. Burada türemek kavramı muhtemeldir ki, hem kendi soyunu devam ettirmek hem de toplumların liderliğini üstlenmek olarak edebi bir dille ifade edilmiş. Zira tufandan önce var olan kavimlerin birçoğu tufandan sonra varlıklarını devam ettirmiştir. Arap tarihçi ve yazar Said bin el-Müseyyeb, Nuh'un Ham, Sam ve Yafes adında 3 oğlunun olduğunu ve bu oğullarının soylarından kavimler meydana geldiğini belirtir. Bunun yanında Hazreti Nuh'un oğullarının soyundan gelenlerin isimleri de bu araştırmalarda ulaşılan önemli bilgilerdendir. Bu bilgiler bize hem Türk toplumunun hem de komşusu olan diğer toplumların nasıl kimliklerini kazandıklarına dair önemli ipuçları verecektir. Gılgamış destanı, Hattik kayıtları, Sümer yazıtları, Tevrat ve İncil'de elde edilen bilgiler ışığında ortaya çıkan bilgiler, Hazreti Nuh'un çocuklarının ve çocuklarından olan çocuklarının, torunlarının isimlerini şu şekilde tespit etmiştir. Hazreti Nuh'un oğulları Ham, Sam ve Yafes, Ham'ın oğulları Kuş, Mizraim, Put, Kenan ve Amelikan, Sam'ın oğulları Elam, Aşur, Arpatşat, Lut ve Aram, Yafes'in oğulları Türk, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseç, Tiras. Hazreti Nuh'un çocuk ve torunlarının isimleri mutlaka tanıdık gelecektir. Zira Türk kavmine olduğu gibi pek çok kavme isim babalığı yapan bu isimler hem dünya medeniyetini yeniden inşa etmiş, hem temel kültürleri oluşturmuş, hem de dünyanın demografik temellerini atmıştır. Bu isimlerden en tanıdık gelenleri Elam'ın başına geçtiği kavim Elamlılar olarak anılmış, Aşur'un başına geçtiği kavim Asurlular olarak anılmış, Aram'ın başına geçtiği kavim Aramiler olarak anılmış, Arpatşad'ın başına geçtiği kavim Araplar olarak anılmış, Türk'ün başına geçtiği kavim de Türkler olarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Aslında bu bilgi yakın zamanda ortaya çıkmamıştır. Binlerce yıldır bilinen Bozkır Türklerince efsane olarak babadan oğula anlatılan bir mittir ve Selçuklu döneminde Anadolu'ya giren Türkler içerisinde bile anlatıla gelmiştir. Öyle ki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Atatürk tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu da bu bilgiyi halk dilinden kaleme almış ve gerçekliği üzerinde araştırmalar yaparak itibar etmiştir. Bu bulgular ışığında Atatürk de Türklerin kökenini Hazreti Nuh'un torunu Türk'e dayandırmıştır. Bunun yanında ilginçtir ki Bozkır efsanelerinde söz edilen unsurlara Arap efsanelerinde de rastlanmaktadır. Birbirleriyle ilk teması M.Ö. 8. yüzyılda gerçekleşen Türkler ve Araplar, aynı efsaneyi bu ilk temastan yüzlerce yıl önce yazıya dökmüştü. Elbette literatür tarihçileri bu bilgiye efsane ve masal olarak bakmış, itibar etmeyerek ciddiye almamıştır. Oysa ki yakın zamanda ortaya çıkan Sümer yazıtları, Hattik kayıtları, Gılgamış destanı, Arap tarihçilerin araştırmaları, etimolojik ve arkeolojik bulgular her halükarda bu tezi desteklemekte ve gerçekliğini ortaya çıkartmaktadır. Artık bugün tarafkir nitelikleri açıkça ortaya çıkmış, yanlı tezlere birer birer çürütülmüş batılı politik tarihçilerin literatüre geçirdiği kusurlu ve yanıltıcı bilgilere itibar etmek yerine tarihsel bulguların ve kesinlik kazanmış delillerin bize ulaştırdığı mantıkla ortaya çıkan ve bizzat halkın tarihiyle teyitlenen bu bilgiye itibar etmeli ve sahip çıkmalıyız. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.